En çok sevdiğin kim? Yedi haftalık ayrılıktan sonra muzaffer olarak dönen ordu Medine'ye ulaştığında Cafer ve arkadaşları çoktan Medine'ye gelmişlerdi. Cafer radıyallahu an Habeşistan'a gittiğinde 27 yaşındaydı. Şimdi ise kırkında bir adam olmuştu. Sürekli iletişim halinde olmalarına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi 13 yıldan beri görmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kucakladı ve alnından öptü. Daha sonra Cafer'in dönüşüne mi yoksa Hayber'in fethine mi daha çok sevineceğimi bilemiyorum dedi. Cafer'in yanında zevcesi Esma ve Habeşistan'da doğan Abdullah, Muhammed ve Avn adındaki üç oğulları da vardı. Yanlarında evi henüz tamamlanan Ümmü Habibe radıyallahu anha da vardı.'' Onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le evlenmesi üzerine bir düğün yemeği daha hazırlandı. Ümmü Habibe şimdi 35 yaşındaydı. Ayşe radıyallahu anha hariç peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer hanımları onu Mekke'den tanıyorlardı. Yanı sıra o Zeynep'in yengesi ve Habeşistan'daki hicret günlerinin ilk zamanlarından beri Ümmü Seleme radıyallahu anha ile Sevde radıyallahu anha'nın yakın arkadaşı oluyordu. Onun gelişi bekleniyordu ve fazla heyecan oluşturmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarını daha çok ilgilendiren bir mesele de peygamberin beklenmedik bir şekilde genç ve güzel Safiye ile evlenmesiydi. Medine'ye vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu geçici olarak konuksever Harise radıyallahu anh'ın evine yerleştirdi. Onun çok güzel olduğunu duyan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a yeni arkadaşları hakkında fikrini sormak üzere Ümmü Seleme'ye gitti. Ümmü Seleme o gerçekten çok güzel bir kadın. Allah'ın Resulü de onu seviyor dedi.'' Ayşe radıyallahu anha Harisenin evine gitti ve yeni gelini ziyarete gelen kadınlar arasına katıldı. Yüzü peçeliydi. Kendisini tanıtmadan biraz geri planda durdu. Fakat yeni geline Ümmü Selemenin söylediklerinin doğru olduğunu görecek kadar yakındı. Daha sonra evine döndü. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı ve onu tanımıştı. Dışarı çıktığında arkasından gelip, ey Ayşe. Onu nasıl buldun diye sordu. Ayşe, o diğer Yahudi kadınlarına benzer bir Yahudi dedi. Öyle söyleme dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o İslam'a girdi ve İslam'ını güzelleştirdi. Bununla birlikte Safiye radıyallahu anha diğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin yanında babasının kişiliği yönünden inciniyordu. Ey Huyay'ın kızı deyimi Gerçekte saygılı bir hitaptı fakat ses tonundaki bir değişme ile kolayca alaya dönüşebilirdi. Bu nedenle bir keresinde Safiye ağlayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Çünkü diğer eşlerden biri onu küçük düşürmeye çalışmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara de ki benim babam Harun, amcam ise Musa'dır dedi. Eşler içinde Ayşe radıyallahu anhaya yaş bakımından en yakın olan Safiye idi. Henüz 22 yaşında olan Hafsa'dan bile daha yakın. İlk önceleri bu Ayşe'nin korkularını artırdı. Fakat günler geçtikçe iki genç hanım birbirlerine sempati duymaya başladılar. Hafsa da bu arkadaş çemberinin içindeydi. Ayşe radıyallahu anha sonraki yıllarda biz iki gruptuk. Birinde ben, Hafsa, Safiye ve Sevde, diğerinde ise Ümmü Seleme ve diğerleri vardı," derdi. Ayşe radıyallahu anha o zamanlar 16 yaşındaydı ve yaşına göre bazı yönlerden olgun, diğer yönlerden değildi. Duyguları hemen yüzünden ve konuşmasından belli olurdu. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Ey Ayşe, bana kızgın olduğun zamanı da Benden razı olduğun zamanı da biliyorum dedi. Ayşe radıyallahu anha "Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan, bunu nasıl anlıyorsun?" diye sordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam da şöyle dedi: "Benden hoşnut olduğun zaman yemin ettiğinde Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hayır diyorsun. Kızgın olduğunda ise İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki hayır diyorsun." Bir başka sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beklediğinden daha geç geldiğinde "Günün bu saatine kadar neredeydin?" diye sordu. O, "Küçüğüm, Ümmü Seleme'nin yanındaydım." dedi. Ümmü Seleme'nin sırası geçmemiş miydi diyen Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermek sizin gülümsedi. Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, söyle bana, bir vadinin iki yamacı arasında olsan Birisinden otlanmış, diğerinden ise otlanmamış olsa sürülerini hangisinde otlatırsın diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem otlanmamış olan da dedi. Ayşe radıyallahu anha öyleyse ben senin diğer eşlerin gibi değilim. Onların hepsi ben hariç senden önce birisiyle evlenmiştir dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam gülümsedi ve hiçbir şey söylemedi. Ayşe radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece kendisine ait olmadığını biliyordu. O bir tek kadındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise 20 adama bedeldi. Vahiy onun hakkında muhakkak sen büyük bir ahlak üzeresin diyordu. Sanki o kendi içinde dış dünya ile karşılaştırılabilecek bazı yönleriyle de onunla beraber bir alem idi.'' Ayşe radıyallahu anha birçok kere uzaktan da gelse onun bir gök gürlemesi duyduğunda yüzünün sarardığını fark etmişti. Aynı şekilde kuvvetli bir rüzgar sesi onda gözle görülebilecek değişikliklere neden olurdu. Bir keresinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken başını, omuzlarını ve göğsünü açıp yeryüzünün gökten gelen rahmet nedeniyle yaşadığı sevinci kendi teniyle paylaşmak istemişti. Onun diğer insanlara benzememesi Ayşe radıyallahu anha'nın kıskançlığını azaltan tek neden değildi. Fakat o kıskançlığın sevginin aksine sadece bu dünya için geçerli olduğunu biliyordu. Çünkü cennetten bahsederken Kur'an şöyle diyordu: "Onların göğüslerindekinden ne varsa tümünü sıyırıp çekti." Ayşe radıyallahu anha bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü, cennette senin hanımların kimler olacak diye sordu. Sen onlardan birisin cevabını alınca bu sözleri ömür boyu bir hazine gibi sakladı. Bir keresinde de Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ona "Cebrail burada ve sana selam ediyor." demişti. O da "Selam onun üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de." cevabını vermişti. Ayşe radıyallahu anha kıskançlığı hakkında daha sonraki yıllarda şöyle derdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın eşleri arasında Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmadım. Çünkü Allah kendisine Hatice'ye cennetteki kıymetli taşlardan yapılmış bir sarayı müjdelemesini emrettiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli onu anardı. Ne zaman bir koyun kurban etse büyük bir bölümünü onun yakın arkadaşlarına gönderirdi. Çoğu kez ona sanki dünyada Hatice'den başka kadın yokmuş gibi derdim. Ayşe radıyallahu anh'ın etki ve tepkileri aşırı derecede hızlıydı. Hayber'den hemen sonra veya bir süre önce Ebul As'ın annesi Hale, oğlunu, gelini Zeynep'i ve küçük torunu Ümame'yi görmeye Medine'ye gelmişti. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin odasındayken kapı çalındı ve bir kadın sesi girmek için izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarardı ve titredi. Bunun sebebini anlayan Ayşe ona sitem etti. Çünkü halenin sesinde Hatice'nin sesini duyduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra bunu doğrulamış ve onun için girme izni isteği şeklinin de aynı ölen zevcesi gibi olduğunu söylemişti. Artık çok yaşlanan sevde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geçireceği günü Ayşe'ye vermişti. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buna çok memnun olacağını biliyordu tüm topluluk ve diğer eşler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayan eşleri arasında en çok Ayşe'yi sevdiğini biliyorlardı. Bu sadece bir tahminden ibaret değildi. Çünkü sahabeden biri veya diğeri sık sık Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü bu dünyada en çok kimi seviyorsun diye sorardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu soruya her zaman aynı cevabı vermezdi. Çünkü onun sevgisi çok yönlüydü. Kızları, torunları, Ali radıyallahu an, Ebu Bekir radıyallahu an, Zeyd, Usame fakat cevap hiçbir zaman diğer eşler olmaz. Bazen ise Ayşe radıyallahu an olurdu. Bu nedenle Medine'de birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey rica edeceği zaman veya Kur'an'da emredildiği gibi dilekte bulunmak için hediye vermek istediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin odasında olana kadar bu dileğinin geciktirilmesi adet haline gelmişti. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun yanındayken çok mutlu ve bu nedenle ricaları kabule daha hazır olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona hediye vermek isteyenlerin özellikle bir günü beklemeyip ne zaman isterlerse hemen vermelerini belirten bir duyuru yapmasını istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermedi. Ümmü Seleme isteğini ikinci kez yineledi. Fakat o yine sessiz kaldı. Üçüncü kez yinelediğinde beni Ayşe ile ilgili konularda üzme. Çünkü Ayşe radıyallahu anha hariç hiçbir hanımımın yatağındayken bana vahiy gelmiyor dedi. Ümmü Seleme seni üzdüğüm için Allah'a tevbe ediyorum dedi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri burada durmaya niyetli değillerdi. Fatıma'dan kendi adlarına gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşlerin senden Ebu Bekir'in kızına karşı kendilerine eşit davranmanı rica ediyorlar demesini istedi. Fatıma istemeyerek bunu kabul etti. Fakat birkaç gün bunu yerine getirmedi. Sonunda kuzeni Cahş'ın kızı Zeynep geldi ve ısrar etti. Bunun üzerine babasına gitti ve kendisine söylenenleri ona iletti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim küçük kızım, benim sevdiğimi sen sevmiyor musun dedi. Fatıma radıyallahu anha evet cevabını verince Ayşe'yi kast ederek o halde onu sev dedi. Daha sonra seni buraya gönderen Zeynep'ti değil mi diye sordu. Zeynep ve diğerleri dedi. Fatıma radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederim ki bunu düzenleyen Zeynep derdi. Fatıma bunu kabul edince gülümsedi. Fatıma radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinin yanına döndü ve olanları anlattı. Ey Allah'ın Resulü'nün kızı, bize bir şey kazandırmadın dediler. Onu ikinci bir kez göndermeye zorladılar. Fakat o kabul etmedi. Bunun üzerine Zeynep radıyallahu anhaya sen git dediler. O da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda Ayşe ile konuşmasını söyledi. Ayşe Zeynep'in cevap veremeyeceği fikirler öne sürerek onu susturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine eşit ve adaletli davranmak ve diğerlerini de buna uymaya teşvik etmek zorundaydı. Fakat o başkalarının peygamber eşlerine eşit davranmasını sağlamakla sorumlu değildi. Onun duygusallığı da zaten buna el vermezdi. O sadece bir hediyeyi teşekkürle kabul etmek ve geri kalanını bağışlayan kişiye bırakmakla görevliydi. Zeynep gittiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye "Sen gerçekten Ebubekir'in kızısın." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde Ali ve Fatıma'dan olan torunlarına da büyük bir sevgi besliyordu. Onlar hakkında "Bana ev halkım içinde en sevgili olanlar" Hasan ve Hüseyin'dir derdi. Üsame'yi de torunlarından biri sayardı. Çoğu kez Hasan'ı ve Üsame'yi ellerinden tutup Allah'ın ben onları seviyorum sen de sev diye dua ederdi. Hayber'den sonra Hayber'in fethinden sonra biri Ali radıyallahu anh diğeri Ebu Bekir radıyallahu anh yönetimindeki nispeten küçük iki ordu Yemen'e giden yolu kapatan iki düşman Havazin kabilesi üzerine yürüdü. Hayber'den sonra düzenlenmiş küçük çapta toplam altı seferden ikisi bunlardı.'' Diğer ikisi doğuda ve kuzeydeki Gatafan kabileleri geri kalan iki seferde şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olan Fedek ovasına yakın bir yerde yerleşik olan Beni Mürre üzerine yapıldı. Fedek Yahudileri Medine'den tam tahmin edilemediği için 30 kişilik bir grup gönderildi. Fakat düşman umulandan fazla idi ve 30 kişinin hemen hemen hepsi öldürüldü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecikmeksizin 200 kişilik bir ordu gönderdi. Düşman çok adam kaybederek kaçmak zorunda kaldı. Develerin ve koyunların yanı sıra birkaç da esir ele geçirildi. 17 yaşında olan Üsame radıyallahu anh da bu sefere katılmıştı. Hendek'te de orduyla birlikteydi fakat bu onun tam anlamıyla ilk seferi oluyordu. Çarpışma sırasında mürreli bir adam onun çok genç oluşuyla alay etti. Ona haddini bildirmeye kararlı olan Üsame radıyallahu an daha önceden hep birlikte savaş yerinde kalma emri verilmiş olmasına rağmen adamı çölün içlerine kadar izledi. Sonunda onu yakalayıp yaraladı. Bunun üzerine mürreli La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diye bağırdı. Fakat adam şehadet getirmesine rağmen Üsame onu öldürdü. Seferin lideri Galip İbni Abdullah radıyallahu anh idi. Çarpışma bittikten sonra liderin ilk sorusu Üsame nerede oldu? O ve bütün ordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd'in oğlunu ne kadar çok sevdiğini biliyordu. Bu nedenle zafere rağmen ordu çok üzüntülüydü. Üsame radıyallahu anh hava karardıktan bir saat sonra geldi. Galip ona sert bir şekilde çıkıştı. Benimle alay eden bir adamı kovalıyordum dedi genç. Tam onu yakalayıp yaraladığımda da la ilahe illallah dedi. Galip radıyallahu anh sen de bunun üzerine kılıcını kınına koydun değil mi dedi. Hayır dedi Üsame ancak ona ölüm şerbetini içirdikten sonra koydum. Bunun üzerine bütün kamptakiler onu kötüleyen laflar söylediler. Üsame radıyallahu anh utanç içinde başını elleri arasına aldı. Eve dönerken hiçbir şey yiyecek gücü de kendisinde bulamadı. Mümin bir adamın kafiri tam öldüreceği sırada Müslüman olduğunu açıklaması ile ilgili meydana gelen birkaç olay nedeniyle nazil olan ayetleri yaşlılar iyi biliyorlardı.'' Bu olaylardan birinde silahları ve zırhı ganimet olarak almak isteyen mümin, "Sen bir mümin değilsin." deyip karşısındakini öldürmüştü. Üsame radıyallahu anh'ın durumunda dürtü ganimet değil, şeref idi. Fakat prensip aynıydı. Bu konuda inen vahiy şöyle diyordu: "Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız zaman iyice açıklık kazandırın ve size selam verene Dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak sen mümin değilsin demeyin. Asıl çok ganimetler Allah katındadır. Bundan önce siz de böyleydiniz. Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Medine'ye varır varmaz Üsame radıyallahu anh doğruca peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Onu sevinçle kucakladıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana seferi anlat dedi. Bunun üzerine Üsame yola çıkışlarından başlayıp o adamı öldürdüğü zamana kadar tüm olanları anlattı. Tam o olayı anlattığı sırada Peygamber aleyhissalatu vesselam "Ey Üsame, o la ilahe illallah dediği halde öldürdün mü?" diye sordu. Üsame "Ey Allah'ın Resulü, o sadece öldürülmekten kurtulmak için böyle söyledi diye cevap verdi. Sen de dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yalan mı doğru mu söylediğini anlamak için kalbini açtın. Üsame la ilahe illallah diyen bir kimseyi daha öldürmeyeceğim dedi. Daha sonraları o gün İslam'a girmiş olmayı isterdim derdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dine girildiği anda tüm eski günahların affolunacağını söylemişti. Hayber'den döndükten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 9 ay boyunca Medine'de kaldı. Güneye ve kuzeye yapılan küçük seferlere rağmen bu aylar barış ve zenginlik dolu aylardı. Fakat Hicaz'ın bostanından elde edilen bu zenginlik birçok sorunları da beraberinde getirmişti. Ömer radıyallahu an bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine geldi ve yaklaştığında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bağrılmayacak kadar yüksek sesle bağıran kadın sesleri duydu. Bunun yanı sıra kadınlar bir de Kureyşliydi. Yani muhacirlerdendi. Bu da Ömer'in onları Mekkeli kadınlara nazaran, daha serbest ve kendine güvenen Medineli kadınlardan kötü şeyler öğrendikleri konusundaki görüşünü doğruluyordu. Hepsinin de bildiği gibi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir ricayı geri çevirmekten nefret ederdi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden savaşta kendisine beşte bir olarak düşen çeşitli giysileri kendilerine vermesini istiyorlardı. Odanın bir köşesini örten bir perde vardı. Ömer radıyallahu anh'ın içeri girme izni isteyen sesi duyulur duyulmaz ses tamamen kesildi ve kadınlar o kadar hızla perdenin arkasına saklandılar ki Ömer içeri girdiğinde Peygamber Aleyhisselatu vesselam gülüyordu. Ömer radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü Allah tüm hayatını gülme ile doldursun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce benimle birlikte olan kadınlar senin sesini duyunca nasıl da şaşılacak derecede hızla perdenin arkasına gizlendiler dedi. Bu benim değil, senin hakkın, benden değil, senden korkup saygı duymalılar dedi Ömer radıyallahu anh. Daha sonra kadınlara hitap ederek ey kendilerine düşman olanlar benden korkuyorsunuz da Allah'ın Resulünden korkmuyor musunuz dedi. Evet öyle dediler. Çünkü sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sert ve kabasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu doğru ey Hattab'ın oğlu dedi ve sonra şunları ekledi. Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki eğer şeytan senin belirli bir yoldan gittiğini fark etse mutlaka o yoldan başka bir yol seçer. Yeni kazanılan servet ve durumun çok rahatlaması Ümmü Eymen radıyallahu anhayı bile bir istekte bulunmaya teşvik etti. Uzun süreden beri kendinin olduğunu söyleyebileceği bir deveye ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip bir binek istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ciddi ciddi baktı ve seni bir devenin yavrusuna bindireceğim dedi. Onun yavru deveyi kastettiğini sanarak Ey Allah'ın Resulü bu bana uygun değil. Ben bunu istemem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine seni bir devenin yavrusundan başka bir şeye bindirmem dedi. Bu konuşma Ümmü Eymen'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzündeki gülümsemeden onun her devenin mutlaka başka bir devenin yavrusu olduğunu demek istediğini ve şaka yaptığını anlayana dek sürdü. Başka bir gün Ömer radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i elini yanağına koymuş bir şekilde üzüntülü dururken gördü. "Ey Ömer," dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "Benden sahip olmadığım şeyleri istiyorlar. Haybere giderken bu seferin zaferle sonuçlanacağını ve Medine'ye zenginlikler getireceğini vaat ederek bu sizin için iyi olmayacak." demişti. Bu söylediği diğerleri kadar kendi ev halkı için de geçerliydi. O zamana kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi son derece sade bir hayat sürüyorlardı. Ayşe radıyallahu anha Hayber'den önce hiçbir zaman doyuncaya kadar hurma yediğini hatırlamadığını söylerdi. Bakmakla yükümlü oldukları fakir muhacirlerin sayısındaki sürekli artış, Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlarının sadece ihtiyaçları olan şeyleri istemelerine, bazen onu bile istememelerine neden oluyordu. Verilebilecek olan şeyler dağıtılıyor, verilmeyecek olanlar da satılıp parasıyla bir takım ihtiyaçlar karşılanıyordu.'' Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hanımlarına hediyeler verebiliyordu. Bu da birçok problem doğuruyor ve onların daha fazla istemesine neden oluyordu. Çünkü eşitlik birine verilen şeyin diğerine verilmesini gerektiriyordu. Aynı zamanda diğer yönlerden de onun hoşgörüsünü kötüye kullanıyorlardı. Bir gün Ömer radıyallahu an bir sebep yüzünden karısını azarladı. O da karşı cevap verdi. Ömer radıyallahu anh onu uyardığında ise karısı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bile kocalarına karşı cevap verdiklerine göre kendisinin neden vermeyeceğini sordu. Kızlarını kastederek de onlardan biri var ki o sabahtan akşama kadar utanmaksızın tüm kafasındakileri söylüyor diye ekledi. Buna çok üzülen Ömer radıyallahu anh doğruca Hafsa'ya gitti. Hafsa annesinin doğru olduğunu belirtti. Ömer radıyallahu an kızının kendine olan güvenini sarsmak için "Sende ne Ayşe'nin zerafeti ne de Zeynep'in güzelliği var." dedi. Bunun da bir etki uyandırmadığını görünce "Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kızdırdığınızda Allah'ın sizi kendi gazabından helak etmeyeceğinden bu kadar emin misiniz?" sözlerine ekledi. Daha sonra kuzeni Ümmü Seleme'ye gitti ve tüm düşüncelerinizi Allah'ın Resulüne söylediğiniz ve ona saygısızca cevap verdiğiniz doğru mu diye sordu. Ümmü Seleme, Allah aşkına sen Allah'ın Resulü ile hanımları arasına nasıl girersin? Evet, Allah'a and olsun biz ona düşüncelerimizi söylüyoruz. Eğer bizim bu söylediklerimizi çekiyorsa bu kendi bileceği bir şeydir. Eğer bize böyle yapmayı yasaklarsa biz ona sana itaatimizden daha fazla itaat ederiz dedi.'' Ömer radıyallahu anh çok ileri gittiğini ve Ümmü Seleme'nin sitem etmekte haklı olduğunu anladı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir şeylerin iyi gitmediğinde şüphe yoktu. Son günlerdeki bu zenginlik beklenmedik bir olayla daha da arttı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mukalkıs'a gönderdiği İslam'a çağrı mektubuna Mukalkıs kaçamak bir cevap yazmıştı. Fakat cevapla birlikte Mısır kralı yüz ölçek altın, yirmi tane iyi kumaştan elbise, katır, dişi at ve iki koptik Hristiyan cariye ile birlikte bir de yaşlı harem ağasından oluşan zengin bir hediye göndermişti. Adları Mariye ve Sirin olan kızlar kardeştiler ve ikisi de güzeldi. Fakat Mariye daha da güzeldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun güzelliğine hayran oldu.'' Sirini Hasan İbni Sabit'e verip Mariye'yi mescide bitişik odası yapılmadan önce Safiye'nin oturduğu eve yerleştirdi. Gece ve gündüz onu ziyaret ediyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri o kadar kıskançlık gösterdiler ki cariye çok mutsuz oldu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yukarı Medine'de bir eve yerleştirdi. Ayşe radıyallahu anha ve diğer eşler ilk bakışta memnun olmuşlardı. Fakat bir süre sonra hiçbir şeyin değişmediğini fark ettiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mariye'ye yaptığı ziyaretleri azaltmamıştı. Hatta yolun uzaklığı nedeniyle diğer eşlerinden daha uzun süreler ayrı kalıyordu. Onların hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı olan şeyleri İbrahim'den ve daha öncesinden beri kabul edilen hakları yaptığını biliyorlardı. Safiye hariç hepsi İbrahim ile cariyesi Hacer'in birleşmesinden meydana gelen soya mensup değiller miydi? Musa'ya indirilen namus da bu hakkı destekliyordu. Kur'an ise açıkça bir efendinin kölesini eğer isterse cariye olarak alabileceğini açıkça bildiriyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri onun çok duyarlı olduğunu da biliyorlardı. Şimdi ise onun tüm ev yaşantısı eşlerinin gizlenmemiş reaksiyonlarıyla sürekli bölünüyordu. Özellikle Hafsa o denli ileri gitti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda bir daha Mariye'yi görmeyeceğine yemin etti. Bu kez Ayşe radıyallahu anhada da Hafsa'nın suç ortağıydı. Yeni nazil olan surenin adı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mariye'yi kendisine haram kıldığını belirterek başladığı için Tahrim suresiydi. Ey Peygamber! Eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Bu şekilde başlayan sure Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeminini çözdükten sonra isimlerini anmayarak Ayşe ve Hafsa'dan bahsediyordu. Eğer sizler peygamberin iki eşi Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız artık Allah onun Mevlasıdır. Cibril de ve müminlerin salih olanları da. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. Diğer bir ayet tüm eşlerine hitap ediyordu. Belki onu Rabbi eğer o sizi boşayacak olursa ona sizin yerinize sizlerden daha hayırlı Müslüman, mümin, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Sure tarihteki iki iyi iki de kötü kadını anlatarak son buluyordu. Allah küfretmekte olanlara Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı da onlara kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeye yarar sağlamadılar. İkisine de ateşe diğer girenlerle birlikte girin denildi. Allah iman etmekte olanlara da Firavun'un karısını örnek olarak verdi. Hani demişti ki: Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar. İmran'ın kızı Meryem'i de ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece biz de onu kendi ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi eşlerine okuduktan sonra üzerinde düşünmeleri için onları yalnız bıraktı ve onların odalarından başka sahip olduğu tek oda olan üstü kapalı bir sundurmaya çekildi. Tüm Medine'ye onun eşlerini boşadığı haberleri yayıldı. Bu haber önce Ömer radıyallahu anh'ın kulağına da gitti. Şafak da her zaman olduğu gibi mescide gitti. Fakat namazdan sonra Ömer Tam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sesleneceği sırada o köşesine çekildi. Ömer Hafsa'ya gitti ve onu gözyaşları içinde buldu. Ona "Niçin ağlıyorsun?" dedi ve cevap vermesine fırsat bırakmadan "Sana bunun böyle olacağını söylememiş miydim? Allah'ın Resulü sizi boşadı mı?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedi Hafsa radıyallahu anha. Fakat o orada sundurmada duruyor. Sundurmanın girişi mescidin içindeydi. Ömer radıyallahu anh o tarafa doğru yöneldi. Minberin etrafında bir grup adam toplanmış oturuyordu. Bazıları ağlıyordu. Ömer radıyallahu anh o tarafa doğru yöneldi. Bir süre onlarla birlikte oturdu. Fakat duyguları artık dayanamayacak hale gelince kapısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siyah kölesinin bulunduğu sundurmaya gitti.'' Çocuğa Ömer için içeri girme izni istedi. Çocuk içeri girdi ve bir dakika sonra çıkıp ona seni söyledik fakat o hiçbir şey söylemedi dedi. Ömer radıyallahu anh oturduğu yere geri döndü. Sonra tekrar gitti ve içeri girme izni istedi. Fakat çocuk yine aynı cevabı verdi. Üçüncü kez de aynı şey oldu. Fakat Ömer radıyallahu anh tam gitmek için geri dönmüştü ki Çocuk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona izin verdiğini söyledi. Ömer radıyallahu an içeri girdi ve onu bir hasırın üstünde yatar buldu. Arkasına uzandığı hasırın izleri çıkmıştı. Hurma lifiyle doldurulmuş deri bir yastığa dayanıyordu. Önüne bakıyordu. Ömer radıyallahu an içeri girdiğinde ona bakmadı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ömer. Eşlerini boşadın mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini kaldırdı ve Ömer'in gözlerine bakarak hayır boşamadım dedi. Ömer radıyallahu an tüm yakın evlerden duyulabilecek şekilde Allahu Ekber diye bağırdı. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a daha sonraları şöyle anlatıyor. Sürekli ağlıyordum. Birisi bana gelip Allah'ın Resulü sizi boşadı mı diye sorduğunda vallahi bilmiyorum diyordum. Bu durum Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidinceye kadar devam etti. Hepimiz odalarımızdayken onun tekbirini duyduk ve Allah'ın Resulü'nün Ömer'in sorusuna hayır cevabını verdiğini anladık. Gerçekte herkesin kafasında aynı soru vardı fakat Ömer radıyallahu anh kızı Resulullah'la evli olduğu için bu durumla daha yakından ilgilenmişti. Orada ayakta durdum ve Resulullah'ın ne durumda olduğunu anlamaya çalıştım dedi Ömer. Daha sonra biz Kureyşliler eskiden eşlerimiz üzerinde hakimdik. Fakat Medine'ye geldiğimizde hanımların kocalarına hakim olduğu bir toplulukla karşılaştık dedim. Ömer bu sözlerinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önceden Hafsa'ya uyarı amacıyla söylediği şeyleri anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine gülümsedi. Bundan cesaret alan Ömer radıyallahu an yere oturdu. Odanın çıplaklığına bir kez daha şaşırdı. Yerde bir hasır, üç tane de deri yastık vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Bu nedenle Peygamber aleyhissalatu vesselama biraz daha lüks yaşamasını önererek Yunanlıları ve İranlıları örnek gösterdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü keserek Ey Hattab'ın oğlu! şüphe mi duyuyorsun? İyi şeyler onlara bu dünya için verilmiştir dedi. Henüz yeni bir aya girmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ay geçene kadar hanımlarından hiçbirini görmek istemediğini ilan etti. O ay geçince ilk önce Ayşe radıyallahu anh'ın odasına gitti. Onu görünce çok şaşıran ve sevinen Ayşe tam 29 çekiyordu dedi. Ayşe radıyallahu anh'a ay takvimine göre bir ayın bazen 30 yerine sadece 29 çektiğini unutmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra ona kendisine gelen yeni vahiden ve ona önereceği iki seçenekten bahsetti. Ona bu meselede danışmak için babasını çağırmak isteyip istemediğini sordu. Hayır dedi Ayşe radıyallahu anha. Sana karşı bana kimse yardım edemez. Ey Allah'ın Resulü ne olduğunu çabuk söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin önüne iki seçenek koydu dedi ve şu ayeti okudu. Ey peygamber eşlerine söyle eğer siz dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız gelin sizi yararlandırayım. Size boşanma bedelini vereyim ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim. Eğer siz Allah'ın ve Resul'ünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız artık hiç şüphe yok Allah içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir, mükafat hazırlamıştır. Ayşe radıyallahu anh'a şüphesiz ben Allah'ın Resul'ünü ve ahiret yurdunu istiyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün eşleri de aynı şeyleri söylediler ve onu seçtiler. Umre ve sonrası Hudeybiye anlaşmasından yaklaşık bir yıl geçmişti. Kureyş'in verdiği söze uygun olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının umre yapmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret etme zamanı gelmişti. Ölen veya savaşlarda öldürülenler hariç içlerinde geçen yılki hacıların da bulunduğu toplam 2000 bin hacı vardı.'' Hudeybiye'de bulunmayanlardan biri de beni devsten Ebu Hureyre radıyallahu anh idi. Kabilesinden bir grupla Hayber'den sonra Medine'ye gelmiş ve ehli suffa'ya katılmıştı. Müslüman olduktan sonra adı Abdurrahman'a çevrilmiş fakat yine de çoğunlukla kedilerin babası anlamına gelen Ebu Hureyre adıyla anılmıştı. Bu ad ona peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi kedileri çok sevdiği ve yanında sürekli bir kedi yavrusu bulundurduğu için verilmiştir. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözdelerinden biri olmuştur. Bu hac sırasında da peygamber aleyhissalatu vesselam onu kurban develerinin bakımı için görevlendirmişti. Kureyşliler hacıların haram bölgeye yaklaştıklarını duyunca etraftaki tepelere çekilerek tüm vadiyi boşalttılar. Kureyş liderleri Ebu Kubays tepesine toplandılar ve oradan mescidi gözlediler. Oradan geniş bir alanı görebiliyorlardı. Şimdi uzun bir sıra halinde kuzeybatı geçidinden hacıların şehrin hemen altındaki vadiye girdiklerini görüyorlardı. Bir süre sonra çok eskiden beri gelenek olan bir söz duymaya başladılar. ''Lebbeyk'' Allahumme lebbeyk. Allah'ım işte geldim, hizmetindeyim. Başları tıraşlı, beyaz giysili hacı kalabalığına en önde kesva'nın üstünde olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve yerde devesinin ipini tutan Abdullah İbni Revaha radiyallahu an önderlik ediyordu. Diğerlerinin de bir kısmı develerde, bir kısmı ise yayandı en yakın yoldan doğruca Kabe'ye yöneldiler. Herkeste belden yukarısını örten bir kumaş parçası vardı. Mescide girildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstündeki elbiseyi düzeltti. Omuzunu açıkta bırakarak kumaşı sağ kolunun altından geçirdi. İki ucu sol omuzundan çaprazlama geçirerek iki ucunu öne ve arkaya sarkıttı. Diğerleri de onun gibi yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin üstünde Kabe'nin güneydoğu köşesine doğru ilerledi ve asası ile Hacerül Esved'e dokundu. Daha sonra Kabe'yi yedi kat tavaf etti. Tavaftan sonra Safa tepesinin eteklerine gitti ve Safa ile Merve arasında yedi kez gidip geldi. Say adı verilen bu yürüyüş kurban develerinin yöneldiği Merve tepesinde son buluyordu.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bir deve kurban etti ve Hudeybiye'de de aynı görevi yerine getiren Hiras'a başını tıraş ettirdi. Umre farizası burada son buluyordu. Daha sonra putlarla dolu olmasına rağmen Kabe'ye girmek niyetiyle Mescid-i Haram'a doğru yöneldi. Fakat Kabe'nin kapıları kapalıydı ve anahtar da Abdüddar kabilesinden bir adamdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anahtarı istemek üzere bir adam gönderdi. Fakat Kureyş liderleri bunun anlaşmada yer almadığını ve Kabe'ye girmenin haccın farzlarından olmadığını söylediler. Bu nedenle Müslümanlardan hiç kimse o yıl Kabe'ye giremedi. Fakat güneş en yüksek noktasına ulaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anha Kabe'nin çatısına çıkıp ezan okumasını söyledi. Onun gür sesi tüm Mekke vadisini doldurdu ve ilk önce tekbir, daha sonra da kelime-i şehadet sesleri Mekke etrafındaki tepelere kadar ulaştı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın resulüdür. Ebu Kubeys tepesindeki Kureyş liderleri Bilal'i açıkça görebiliyorlardı. Ve zenci bir köleyi Kabe'nin çatısında görünce çok sinirlendiler. Bunun yanı sıra bu durumun düşman için birçok yan etkilere neden olacak bir zafer olduğunun da farkındaydılar. Bu nedenle bir yıl önce kendi lehlerine görünen anlaşmayı imzaladıklarına pişman olmuşlardı. Hacılar boş şehirde üç gün geçirdiler.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çadırı mescide kurulmuştu. Geceleri gizlice Müslüman olan Mekkeliler tepelerden sessizce iniyor ve Müslümanların kampında sevinçli dakikalar yaşanıyordu. Kureyş'in Müslüman olmasına ses çıkarmadığı Abbas radıyallahu an açıkça bu üç günün çoğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte geçirmişti. İşte bu sırada karısının kardeşi Meymune'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eş olarak teklif etmiş, o da kabul etmişti. Meymune ve Ümmül Fazıl öz kardeştiler. Onların yanı sıra Abbas radıyallahu anh'ın evinde bu ikisinin üvey kardeşi ve Hamza radıyallahu anh'ın dul eşi Selma ile kızları Ümare'de kalıyordu. Ali radıyallahu anh kuzenlerinin yani Hamza'nın kızının putperestler içinde bırakılmaması gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Abbas radıyallahu anh da bu öneriyi kabul ettiler. Fatıma hacılar arasında olduğu için Ümare'nin de onunla birlikte tahtına binmesine karar verildi. Üç günün sonunda Süheyl ve Hüveytib Ebu Kubayis'ten indiler ve Sa'd ibni Übade radıyallahu anh ve bir grup ensar ile birlikte oturan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zamanınız bitti bizden uzaklaşın dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evliliğimi sizin aranızda yapıp size düğün yemeği sunmam için bir süre daha burada kalmamın ne gibi bir zararı olabilir cevabını verdi. Onlar senin vereceğin ziyafete ihtiyacımız yok.'' bizden uzaklaş ey Muhammed. Senden Allah adına ve aramızdaki anlaşma adına ülkemizi terk etmeni istiyoruz. Bu üçüncü geceydi ve geçti dediler. Onların bu saygısız ve nezaketsizliğine Saad radıyallahu anh çok sinirlenmişti. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin etti ve Ey Saad bizi kampımızda ziyaret edenlere kötü söz söyleme dedi. Daha sonra karanlık çökmeden bütün Müslümanların şehirden ayrılması için emir verdi. Fakat hizmetçisi Ebu Rafi'yi Meymune'yi getirmek üzere Mekke'de bıraktı. Meymune geldiğinde haram bölgenin birkaç mil dışında Serif denilen yerde düğün yapıldı. Bu yeni bağ düşmanla daha önceden tahmin edilmeyen bir ilişkiye neden oldu. Meymune, Ümmül Fazıl ve üvey kardeşleri Selma ve Esma hep bir annenin çocuklarıydı. Fakat Meymune ve Ümmü'l Fazl'ın babaları tarafından da Asma adında bir üvey kardeşleri vardı. Mahzumlu Velid'in dul eşi olan Asma'nın Velid'den Halit adında bir oğlu olmuştu. Halit şimdi hanımının yeğeni olması nedeniyle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme akrabalık bağıyla bağlanmış oluyordu. Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle uykusundan ateşli bir tartışma sesiyle uyandı. Tartışanların seslerinden onların Ali, Zeyd ve Cafer radıyallahu anhum olduklarını anladı. Tartıştıkça bir karara varmaktan daha da uzaklaşıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem odasının kapısını açıp dışarıdan onları çağırdı ve tartışma konusunun ne olduğunu sordu. Sorunun bir şeref sorunu olduğunu ve Medine'ye geldiğinden beri Ali radıyallahu anh'ın evinde kalan Hamza'nın kızı Ümare üzerinde hangisinin daha çok hakka sahip olduğunu tartıştıklarını söylediler. Bana gelin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aranızda hükmü ben vereceğim. Hepsi oturduktan sonra ilk önce Ali'ye dönerek bu konuda ne düşündüğünü sordu. Ali radıyallahu anh: "O benim amcamın kızı. Onu Mekke'den ben getirdim." Bu yüzden onun üzerinde en çok benim hakkım var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Cafer'e döndü. O da "O benim amcamın kızı ve annesinin kız kardeşi benim evimde." dedi. Cafer'in karısı Esma, Ümare'nin teyzesiydi. Zeyd ise sadece "O benim kardeşimin kızıdır." dedi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiklerinde Hamza ile Zeyd'i kardeş yapmıştı. Hamza radıyallahu anh da kendi ile ilgili bütün işlere Zeyd'in bakmasını vasiyet etmişti. Üçü de bu şeref meselesinde kendisinin haklı olduğunu düşünecek nedenlere sahipti. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kararını açıklamadan önce hepsini de öven sözler söyledi. İşte o zaman Cafer'e Görünüşün ve karakterin bana benziyor demişti. Hepsini övücü sözlerle memnun ettikten sonra Cafer'in lehine olan kararını açıkladı. Onun üzerinde en çok senin hakkın var dedi. Annenin kız kardeşi de bir annedir. Cafer radıyallahu an hiçbir şey söylemedi. Fakat ayağa kalkıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında dönerek bir daire çizdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cafer bu da ne diye sordu. O şu cevabı verdi. Habeşistanlıların krallarına yaptıkları bir şeref gösterisi. Necaşi ne zaman birine sevineceği bir şey verse o adam ayağa kalkar ve onun etrafında döner. Bundan kısa bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümare ile kendi üvey oğlu Seleme'yi evlendirdi. Seleme'nin babası Ebu Seleme Hamza'nın kız kardeşi Berre'nin oğlu olduğu için Seleme aynı zamanda Ümare'nin kuzeni oluyordu. Bu evlilik sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Seleme'ye borcumu ödedim mi demişti. Bu sözleriyle Peygamber aleyhissalatu vesselam Seleme annesi Ümmü Seleme'yi kendisine verdiği için ona borçlu olduğunu ve karşılığında da ona bir gelin vererek bu borcunu ödediğini söylemek istiyordu. Kureyş'in ileri gelen birçok adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye girişine şahit olmuşlardı. Fakat Halid ve Amr ne Ebu Kubayis'ta ne de diğer tepelerde kamp kuranlar arasında yoktu. İkisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehre yaklaşmasından kısa bir süre önce şehirden ayrılmışlardı. Ayrılış kararları birbirinden bağımsızdı ve ayrılma nedenleri de birbirinden farklıydı. Fakat bir noktada aynı görüşü paylaşıyorlardı. Hudeybiye anlaşması peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için moral bir zafer olmuştu. Ve onun Mekke'ye girmesi ona karşı dayanma gücünün artık yok olması anlamına geliyordu. Fakat Amr'ın İslam'a düşmanca tutumunda bir değişiklik olmamıştı. Oysa Halit birkaç yıl öncesinden beri kararsızlık içindeydi. Dıştan bakıldığında bunu görmek imkansızdı. Çünkü o Kureyş'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yaptığı her savaşta yerini almıştı. Fakat daha sonraları Uhud'dan ve Hendek'ten dönüşte savaşın anlamsız olduğunu ve sonunda nasılsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zafer kazanacağını düşündüğünü itiraf etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye giderken onun süvari birliğinin gözünden kaçıp gidince de Halid radıyallahu anh bu adam gerçekten korunmuş diye bağırdığını söylemiştir. Bu onun İslam'a karşı giriştiği son hareket olmuştu. Bundan sonra da Müslümanlar Hayber'de zafer kazanmışlardı. Halid'i meşgul eden başka tür düşünceler de vardı. Kendisine rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kişisel bir sevgi besliyordu ölmeden önce kardeşi Velid'in kendisine bıraktığı mektuptan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini sorduğunu ve eğer o güçlü enerjisiyle putperestlere karşı İslam'ı desteklerse kendisi için çok iyi olur. Biz de onu diğerlerine tercih ederiz dediğini öğrenmişti. Velid de ey kardeşim işte neleri kaybettiğini gör diye eklemişti. Bunların yanı sıra bir de ailesindeki bazı değişiklikler Halid'i etkilemişti. Uzun süreden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarı olan Halid'in annesi Asma radıyallahu anha kısa bir süre önce Müslüman olmuştu. Şimdi ise teyzesi Meymune radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşi idi. Bu evlilikten kısa bir süre sonra Halid radıyallahu an rüyasında kendisinin her tarafı kapalı ve kıraç bir ülkede olduğunu görmüştü. Daha sonra bu ülkeden çıkıp her tarafı yeşil ve verimli otlaklarla kaplı bir ülkeye gitmişti. Halid bunun bir rüya veya bir hayal olduğunu düşünüyordu. Bunu kendisine göre yorumlayarak Medine'ye gitmeye karar verdi. Fakat yanında bir arkadaşla birlikte gitmek istiyordu kendisi gibi düşünen başka kimse yok muydu acaba? Şimdi orada olmayan Amr'ın yanı sıra onun en yakın arkadaşları İkrime ve Safvan'dı. Halid ikisini de çağırdı. Fakat Safvan, bütün Kureyşliler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitseler bile ben onun peşinden gitmem dedi. İkrime de buna benzer bir şey söylemişti. Halid ikisinin de babalarını Bedir'de kaybettiklerini, Safvan'ın bir de kardeşini kaybettiğini aklından çıkarmamıştı. Üzgün olarak yalnız başına yola koyuldu. Fakat evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Abdüddar'dan Talha'nın oğlu Osman, yıllar önce Ümmü Seleme'yi Mekke'den Medine'ye götüren adam ile karşılaştı. Osman, Halid'in İkrim'e ve Safvan'dan daha yakın bir arkadaşıydı. Fakat daha önce geçirdiği iki deneyim Halid'i suskun kılmıştı. Bunun yanı sıra Osman'ın Uhud'da babasını, iki amcasını ve dört kardeşini kaybettiğini hatırlamıştı. Bir süre sessizce birlikte yol aldılar. Sonra Halid birdenbire konuşmaya karar verdi ve araştıran gözlerle ''Bizim durumumuz deliğindeki tilkinin durumundan daha parlak değil. Sadece bir kova su döksen dışarı çıkmak zorunda kalır.'' dedi. Osman'ın kendisinin ne demek istediğini anladığını yüz ifadesinden anlayan Halit nereye ve niçin gittiğini anlattı. Zaten uzun süreden beri bu düşüncede olan Osman da onunla birlikte gelmeye karar verdi. O evden bazı ihtiyaçlarını almak için gittiğinde Halit onu beklemeyi memnuniyetle kabul etti. Ertesi sabah ikisi birlikte Medine'ye doğru yola çıktılar. Amr'a gelince o İslam konusunda İkrime ve Safvan'la aynı fikirdeydi. Fakat durumun tehlikesini onlardan daha iyi anlıyordu. Bu nedenle kendisini bir lider gibi kabul eden Sehil ve diğer kabilelerden bir grup genci kendisiyle birlikte Habeşistan'a gitmeye ikna etti. Onlara eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonuçta zafer kazanırsa kendilerinin emin bir himaye altında olacaklarını, Kureyş kazanırsa tekrar Mekke'ye dönme imkanlarının var olacağını söyledi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yönetiminde olmaktansa Necaşi'nin yönetiminde oluruz dedi. Diğerleri de onu doğruladılar. Amr akıllı bir politikacı ve kolayca yılmayan azimli bir adamdı. Cafer radıyallahu anh ve arkadaşlarının güçlü etkisini yok sayarak yaptığı büyük hataya rağmen o Müslümanların adını anmadan yıllarca Necaşi ile ilişkilerini devam ettirmişti. Şimdi Müslümanlar o ülkeyi terk etmişler ve Medine'ye gitmişlerdi. Amr onların gitmesiyle Necaşi'nin yeni dine duyduğu ilginin de yok olduğunu zannediyordu. Huzura ilk çıktığında götürdüğü deri hediyeler memnuniyetle kabul edildi. Necaşi o denli memnun gözüküyordu ki Amr himaye istemeye karar verdi. Fakat izni isterken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den küçümseyerek bahsetti. Ama bu kralın birdenbire çok sinirlenmesine neden oldu. Amr çok şaşırmıştı. Necaşi'nin söylediklerinden kendisi için bu ülkede bir gelecek kurabilmesinin deri hediyelerden çok Müslüman olmasına bağlı olduğu ortaya çıkıyordu. Bu himayeyi İslam'dan kurtulmak için istemişti. Fakat şimdi yeni dine karşı koyma gücü zayıflamaya başlıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kastederek ''Ey kral buna gerçekten şehadet ediyorum'' dedi. ''Ey Amr benim söylediğimi yap ve onu izle. Tanrı'ya andolsun o hak. Musa'nın Firavun ve taraftarlarına galip gelmesi gibi o da önüne gerilen tüm engellere galip gelecek.'' Tarih Amr'ın arkadaşlarının isimlerini ve ne yapmaya karar verdiklerini kaydetmemiş. Fakat Amr kendisini Yemen sahillerine götüren bir bota bindi. Sahile vardığında bir deve ve birçok yiyecek alıp kuzeye doğru yola çıktı. Mekke'den Medine'ye giden sahil yolundaki ilk konaklardan biri olan Hedde'ye vardığında Halid ve Osman'la karşılaştı. Yolun geri kalan bölümünü birlikte aldılar.'' Üçü de Medine'de sevinçle karşılandılar. Halit radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında selamımı aldığında yüzü parlıyordu dedi. İlk biat eden Halit oldu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman sende seni sonuçta iyiden başka bir şeye götürmeyecek olan bir akıl görürdüm. Ey Allah'ın Resulü dedi Halit. Hakk'a engel olmak için yapılan savaşların hepsinde sana karşı savaştığımı gördüm. Allah'a dua et de Allah bunları affetsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam kendisinden önce her şeyi kesip atar dedi. Bu kadar çok olsa da mı dedi Halit. Hala yüzünde üzüntü izleri taşıyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Halid'i senin yoluna koyduğu engellerin tümünde affet diye dua etti. Daha sonra Osman radıyallahu anh ve Amr radıyallahu anh da kelime-i şehadet getirdi. Amr daha sonraları o anda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu saygıdan başını kaldırıp onun yüzüne bakamadığını anlatırdı. Amr'ın kardeşi ve Ömer'in kuzeni olan Hişam, Hendek Savaşı'ndan kısa bir süre önce Mekke'den Medine'ye kaçmıştı. Daha sonra ona Amr'ın oğlu olan yeğeni Abdullah da katılmıştı. Abdullah 16 yaşında bir gençti ve çok samimi bir Müslümandı. Çoğu günü oruçlu geçirirdi. Sahabe arasında en bilgili kişilerden biri olmayı da başarmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kendi sözlerini yazma izni vermişti. Abdullah ve Hişam hep Amr'ın Müslüman olması için dua ediyorlardı. Bu nedenle Medine'de tekrar bir araya gelmeleri hem Amr hem de onlar için büyük bir sevinç unsuru oldu. Bu aylarda sevince neden olan olaylardan ikisi de Cafer radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh'ın ağabeyi Akil radıyallahu anh ile Mut'imin oğlu Cübeyr radıyallahu anh'ın Müslüman olmasıydı. Bedir'de alınan esirleri fidye karşılığı geri almak üzere geldiğinde Cübeyr'in kalbine yerleşen inanç artık bir kenara atılmayacak dereceye gelmişti. Akil radıyallahu an biat etmek için geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona seni iki tür sevgiyle seviyorum. Biri bana akrabalık bağı olarak yakın olman, ikincisi ise sana amcam için beslediğim sevgi dedi.''